yayına girmeden önce konuştuğumuz oradan Türkiye'ye geçelim. Şu hadi geçelim. Napoli maçına. Tamam. Ben itiraf ediyorum. 40. dakikada bıraktım. Ben yayındaydım zaten televizyonda. Evet. Ve inatla seyretmeye devam etmiş. Yok inatla değil ki. Tam kapattım kapatacağım kapattım kapatacağım derken Pjanić atıldı. 2-0 Juventus hem skor tabelasında 1-0, 2-0 önde. 2-0. Rakibi de 10 kişi. Bundan sonra imkanı yok. Juventus geri dönüş şans vermez derken bir el pozisyonu Pjanić ki muazzam bir frikik golü attı. Şu sol orada, kepinde, o kadar çok maçta kepik tartışmalı Emrecan gol attı. Emrecan gol attı. Kalecinin Meret kırmızı kart gördüğü pozisyon çok tartışmalı. Cristiano Ronaldo kendini yere atıyor mu atmıyor mu son adam. 10 kişi kalınca maç koptu 2-0 oldu. Yani o kırmızı kart gördüğü pozisyonda frikikten attı 1-0 2-0. Neyse gelemedik daha özür dilerim. Yok yok sana değil. Sonra başka ne olduğunu anlatayım. Sinirlendim. Isınıyoruz. İkinci... Kime sinirlendi Ronaldo ya? Pardon. İkinci yarıda 55. dakika civarında Pjanić 50 oynamadan ikinci sarı kart gördü. Dedim 10-10 kalınca bir 5 dakika daha seyredeyim. Maç ne tarafa doğru gidecek sonra derken 2-1 oldu. Sonra hadi 2-1 olunca bırakılır mı bu maç diye devam ettik. Penaltı kararı var. Son derece tartışmalı ki video yardımcı hakeme gitti hakem yine de verdi. Ardından penaltı kaçtı vesaire derken sonuna hakikaten kadar getirdim yani gecenin bir yarısına kadar maçı seyrettim. Süper olmuş. Kosova. Ben hayal kırıklığı yaşıyorum. Ben de yatacaktım yani. Güzel maç oldu. Çok yoğun güzel bir hafta oldu. Sonu geçti. Drama var. Bitti deyince yani bittiğine kanaat getirdim ben. Yani oradan seçtiğim o maçın oraya geleceğini hiç tahmin etmedim. Napoli bitti demeden bitmez Murat Kosova. Ama bence o lig zaten bitti de. Tabii canım. Peki yani, bizim ligde öyle bir hava varmış. Ha, değil mi? Oraya gelelim oradan. Evet en güzel. Evet. Onu da İtalya Ligi'nin bittiği kesin. Sayın Evren'e soralım. Bak. Öyle mi? Benle mi başlayacağız? Evet. Çok heyecanlandım şimdi. Ne diyorsunuz? Ben şöyle özetleyeyim mi? Yıllar önce Galatasaray'ın başına bir Samsun, Antep, Antalya faciası gelmişti hatırlıyor musunuz? 1994-95 sezonu ki şimdi puan durumunu hatırlamak için tekrar baktım. Orada Galatasaray lider bile değilmiş Samsun, Antep, Antalya'da. Yani Beşiktaş lidermiş zaten. Ama hani favoriydi hala yarıştaydı falan. Yani Medipol Başakşehir'in başına Galatasaray'ın 1994-95 sezonunda yaşadığı bir Samsun, Antep, Antalya faciası gelmediği sürece Galatasaray buradan 8 puanı kapatması çok zor. Peki dün ya basın şu. Çok özür dilerim emekçim. Maçın sonunda hocanın demek istediği o muydu peki? Ne, biz çünkü biz şimdi Rıdvan abiyle ekrana yansıyan metini okuduğumuz için hoca çünkü metinleri jest ve mimikleriyle güçlendirir, muhakkak oynatır. Farklı yani bir şey duyarsın ama farklı şey hissedersin. Tabii onu metinden anlayamadık. Hani bizim başımıza gelenler başkasının başına gelebilir derken sadece puan kayıplarını mı kastetti yoksa başka bir şey var mıydı? Yok bence direkt yani rakip de puan kaybedebilir mi dedi. Ha evet yani biz de 8 puan anladım geriye düştüysek seyredemediğim bu 8 puan da kapanabilir anlamındaydı. Ben öyle veya senin işte geçmişe götürüp bize hatırlattığınız o seri gibi bir seri olabilir mi dedi. Ama biz hatırlayacaksın beraber seninle hem Başakşehir maçının ikinci yarısını seyrettik hem uzun süre sohbet de ettik. Artık bence Galatasaray'ın Başakşehir maçı olmamak kaydıyla puan kaybına kredisi bir maç bence. Bir maç. Ama o da Başakşehir maçı olmayacak. Yani Başakşehir'i yenecek. En fazla bir maç. Çünkü Başakşehir'in gidişatından yola çıkıyor. Yani diyorsun ki 10 maçta Galatasaray 9. 30, 28 puan falan toplarsa ancak olur. 10 demiyorum. Bir tanesi çünkü Başakşehir. Onu kazanmazdı o yani. Onu tamam, kazanmaz. Tamam, onu 9'da 8 kazanmak zorunda diyorum ben. Kümül, yani toplama bakın. Evet. 30 maç 28 puan yaparsa ki bunlardan galibiyeti Medipol Başakşehir olmak kaydıyla. Evet. Ben buradan da ne oluyor? Medipol Başakşehir'in maksimum 20 puan toplaması lazım yani 30 maçta. Kalan 10 maçta. Yani 30 puan. Galatasaray 46 puanlı mı? Galatasaray 54 46. 10 maçı kazansa 76 olur. Geçen yıl 75'le şampiyon oldu. Yani anlatabiliyor muyum? Bir maçta puan kaybına o yüzden ki Başakşehir geçtiğimiz yıldan daha iyi. Yani Başakşehir 72'de kalmıştı galiba geçen yıl. Başakşehir 75'i bulur gibi geliyor bana. O yüzden Galatasaray'ın puan kaybına artık bir yani, maç kredisi kaldı yani gibi bu geliyor. Bu sezon Galatasaray daha ligde 2 maç üst üste deplasmanda kazanamadı. Bu arada kalanları da söyle maçları. Oraya geliyorum. Yani 2 maç üst üste deplasmanda kazanamayan Galatasaray Konya'yı deplasmanda yenecek. Fenerbahçe'yi deplasmanda yenecek.
Rize'yi deplasmanda yenecek. Bursa'yı deplasmanda yenecek. Rize'yi deplasmanda yenecek. Son maç Sivas'ı deplasmanda, hepsini yenecek. Hadi buradan bir kayıp yaptı diyelim. Kazanamadı. Bilmiyorum ki yani. Yani o zaman nereden işte Başakşehir'in bak, kredisi çok zor. Yani 10'da 10 ya da 10'da 9 yapabilir mi? Ya da şöyle mesela Başakşehir'in maçlarına bakıyorsun. Başakşehir'in maçları da olağanüstü zor. Yani özellikle şimdi o periyoda şimdi girdi. Şimdi o periyoda girdi. Malatya maçında puan kaybetmiş olsaydı iş çok net şekilde İbre Galatasaray'a dönecekti. Bak Galatasaray Erzurum beraberliğine rağmen öyle mi bayağı diyorsun? Bir dönecekti yani. Alt nasıl bir hesap? Yani çünkü benim de kafamda Galatasaraylılar gibi biz nasıl olsa Başakşehir'i Türk Telekom Arena'da yeneriz. Gerçek evet. Puan durumu, puan farkı 3'tür diyor düşüncesi. Evet. Ve ikili averajı da ele geçireceksin. Başakşehir illaki bir ya da iki maçta şey yapacak, puan kaybedecek ve Galatasaray'ın ben yine bu periyotta o maçın sonucunu bilmiyorum. Başakşehir'den daha iyi puan toplayabileceğini düşünüyorum. Daha fazla puan toplayabileceğini. Çünkü Başakşehir'in hani Galatasaray'ın ciddi dün zannediyorum yine taraftar destek vermiş havalimanında. Evet. Büyük bir destek var arkasında. Arenada kazanacak. Ha, deplasman maçlarında bir soru işareti. Çok kritikti bu maç. Bunu söylemek için de futbol ekspert olmaya gerek yok herhalde. Ama çok önemli bir tespitte bulundum. Tespit gibi tespit. Yani şuna bakalım. Mesela dünkü oyuna bakalım. Galatasaray rakibi kazanmış. Sen bir şey özür dilerim. Yok hayır. Öldüm. Rakibi kazanmış değil mi? Gündüz oynamış kazanmış. Evet. Puan farkı kaç olmuş? 9. 9. 6'ydı 9 olmuş. 9 olmuş. Yani beraberliğe tahammülün yok artık. Ve Galatasaray Erzurum gibi küçümsemek değil ama hani herhalde ligde bulunduğu durumu biliyoruz. 21 puanla çıktı Galatasaray maçı. Erzurum'da herkesten puan aldı ama ya. Evet. Başakşehir'de de deplasmandan aldı. Sondan Fenerbahçe'den 2-2 geldi. Beşiktaş'tan. Ben oyun üzerinden aldı. Bakıyorum. Evet evet. Yani Erzurum Spor galibiyete daha yakın olan taraf Galatasaray karşısında. Nasıl olacak şimdi? Yani buradan Galatasaray 8 puan nasıl çevirecek bu oyun ritmiyle de? İçeride bile Galatasaray geçen seneki hem Tudor dönemi hem devamında Terim dönemindeki o güçlü oyununu oynayamıyor ki. Akhisar maçında ilk 15 dakika son 15 dakika. Arada 60 dakika ya kayıp. Şu benim neredeyse demek istediğim psikolojik eşik var ya. Biz nasıl olsa Başakşehir içeride tamam yeneriz. Puan farkı aslında 3. O çok bir mağlubiyete, tamam, bir mağlubiyete bir bakıyor diyordu. O, evet. Tabii ki gerçekçi olmasa da ben Galatasaray 10'da 10 ya da 9'da 10'da 9 yapmak Barcelona o döneminde belki Guardiola'lı döneminde bir yapmıştır herhalde arka arkaya ya da en iyi olduğu dönemlerde Manchester City arka arkaya çok baskın. Paris Saint Germain bile belki yapamadı yani bu sezon. Bir Lyon'a yenildi arada. Ya dominant takım olsan bile 9 maç üst üste kazanmak ya Galatasaray futbol gerçeklerine aykırı zaten. Futbolda olmuyor öyle bir şey genelde. Galatasaray öyle şampiyonlukları var. Böyle bir anda 7 maç, 8 maçlık seriler yaptığı şampiyonluklar var. O takım bu takım yani mı hani, diyorsun? Ha, evet, o takım bu takım mı? Hala şimdi bir dakika öyle yok bir şey. Galatasaray 10'da 10 yaptı diyelim. 76. Tamam mı? Hala evet. Basketbol Başakşehir'in 10 maçta 19 puan. Galatasaray'a yenildiğini zaten. 5 puan hani marjı var. 5 puan daha kaybetmesi lazım Basketbol Başakşehir'in yani. Ve kalan hafta 10. Hani kısaldı. Bence çok zor. Buradan ya zaten buradan döndürürse unutulmaz ve inanılmaz bir şampiyonluk öyküsüne dönüşecek bu yani. Evet burada. Tabii. %100. Bak tarihin Galatasaray'ın en Fenerbahçe'nin 11 puan geriden gelmesi de değil. Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye karşı 8-9 puan geriden gelmesi de değil yani. 11 puan zaten devre arası. Ya o devre arasıydı. Devre arasıydı. Maç eksikliği 8'de başladı zaten. Mesela, evet. Şöyle senin hesabına hemen geliyorum. O zaman 9 maçta 18 puan olacak Başakşehir için. Hı hı. Yani 9 maçın 6'sını kazanırsa şampiyon. Basit matematik. Galatasaray 10'da 10 yaptı. 76. Tamam. Ne kalıyor? 18'e ihtiyacı var. Yok. O zaman 74 oluyor Başakşehir. 7 galibiyet. Ha pardon 54 puan Başakşehir. Evet evet. 6 yetmez o zaman. 7 galibiyet. 7 galibiyet. 7 galibiyet. 3 maçı yenilme hakkı var yani. Evet. Galatasaray evet bütün maçlarını kazanırsa onların 3 Medipol Başakşehir'in 3 maçı kaybetme hakkı var. Hadi birini Galatasaray'a hatta karşı Telekom diyelim. Telekom Arena'da berabere kalırsan daha da. Tabii. Aslında mesela dün akşam Rıdvan Hoca bu haftayı işaret ediyor. Bu hafta Fenerbahçe ile oynadığı için mi? Evet. Yani Başakşehir, Fenerbahçe, Galatasaray, Antalya çok daha net konuşulur diyor yani. Hani o
sanki biraz. Fenerbahçe'yi yenerse. Şimdi zaten şöyle bir şey. Başakşehir'in maçlarına bakalım. İçeride Fenerbahçe, dışarıda Kayseri, içeride Konya, dışarıda Beşiktaş. Şimdi 4 tane zorluk derecesi diğerlerine göre yüksek maçı var. Tabii. Galatasaray zaten burada bu 4 haftada farkı 4'e 5'e indirememişse hiç konuşacak bir şey kalmıyor geriye zaten. Ama Galatasaray bu arada kimlerle oynuyor? Ona da bakalım. Tamam, bak Antalya. Pardon, Galatasaray'ı açamadım. Söylüyorum. Fenerbahçe, yok, sırayla maç. Galatasaray Antalya'yı yendi. Sonra Bursa deplasmanı. Nasıl kazanacak? İçeride yine Malatya, sonra Fenerbahçe deplasmanı. İçeride Kayseri, sonra Konya deplasmanı. İçeride Beşiktaş. Bu arada bir de o var. Hani Galatasaray içeride tamam hepsini yener gibi hesap yapıyoruz. Hani daha doğrusu kesin yener demiyoruz da nasıl olabilir acaba bu 8 puan kapı? Yani. Garantisi var mı bir derbi herhangi bir takımın kazanacağını yani? Sonra Rize deplasman. Ya Galatasaray bu deplasman performansı. Şimdi şunu diyebilirler. Geçen sene de Galatasaray'ın deplasman performansı kötüydü. Ama son dönemde gaza bastı. Alanya'yı da yendi. Evet. Bir tane daha kritik bir galibiyet vardı şimdi aklıma. Deplasmanda. Ama buradaki butlar daha zor. Zorluk derecesi daha yüksek maçlar. Ve geçen sene Galatasaray'ın ritmiyle şimdiki ritmi arasında büyük fark var yani. Oyun genel olarak oyun ritmiyle. O yüzden öyle diyorum ben yani. Maçla büyük bir mucize ilgili olur. Büyük ya bir evet, hikaye şimdi olur. Böyle yani tek tek düşününce şimdi bizi bunu bundan 7-8 hafta önce de bunu konuşuyorduk. Çünkü bu puan marjı aşağı yukarı böyle gidiyor. Ya ama hatta süre azaldı. Süre azaldı ve şunu diyorduk yani bir zirvedeki takımın Beşiktaş ya da Fenerbahçe ya da Trabzonspor olmaması, Medipol Başakşehir gibi ligin en az seyirci ortalamasına oynayan ikinci takımın olması, şampiyonluk kültürünün olmaması, kadrosu güçlü olsa bile yaşlı oyunculardan kurulu olması gibi nedenlerden dolayı ve artı senin biraz önce söylediğin gibi Galatasaray'ın geçmişinde bu tür geri dönüşlerin birkaç defa yaşanmış olması, evet, ya da böyle olağanüstü şampiyonlukları ne, aynen, geriden gelip kazan ne teknik direktörü 5 hafta kala gönder yardımcı antrenörle kazan. Buna benzer sezon ortasında, gönder de işte Tudor gönder, Fatih Terim getir yine şampiyon ol gibi şeyler. Son saniyede hem Galatasaraylara kazan, güven Denizli veriyor. Tabii son, evet, saniyede Fenerbahçe'nin Denizli'de puan kaybetmesi, Galatasaray'ın Kayseri'yi yenmesi vesaire. Bu gibi senaryoların yeniden olabileceğini ama şimdi aklı senin düşününce beni de herhalde belki bu etkiliyor ama çok zor bir şey. Yani futbol gerçeklerine 8 puan geriden gelmek. İşte o bak Samsun Antep Antalya sezonu bile öyle markalaşmış. Ve o ona baktım bu arada. Ama öyle bir durum değil, bu arada. Daha erken oluyor yani. 12-13 hafta kala başlıyor Samsun Antep Antalya serisi. Yalnız dünkü maçlarla ilgili de tabii bu söylediğine ek olarak işte beraber ikinci yarısını seyrettik. Ben ilk yarı evdeydim. Mesela Başakşehir'in kaybedeceğine dair 90 dakika boyunca bir şüphe duymadım ben maçta. Şimdi demin Nevil'in söylediği Erzurum maçı, hele son yarım saat her şey olabilirdi. Galatasaray 3-1'de kazanabilirdi, Erzurum 3-1'de kazanabilirdi. Yani gitti geldi. Şimdi Başakşehir maçında böyle bir şey hissetmiyoruz. Rıdvan Hoca güzel anlattı ya onu. Ya ben heyecan yani heyecan orada diyor, öbüründe belli diyor sonuç. Ya hangi maçı seyredeyim? Medipol Başakşehir maçını seyretmem diyor. Ama şimdi onun altında diyor gizli bir eleştiri de yatıyor. Yani Başakşehir çok daha heyecan verici ve güzel bir futbol oynayabilecekken bence onu alttan biraz onu da hissettim ben. Sadece skora yönelik ki hatırlayacaksın ilk yarıda Nevin sen hatırlarsın. Hoca hücum performansını eleştirmişti. Ona cevap olarak Abdullah Hoca da hani şampiyonlukları savunma, evet, gibi bir söz harcama sarf etmişti bir röportaj esnasında. Ama devre arasında gitti ne yaptı? Hücumcu aldı. Evet. Anlatabiliyor muyum? Ama mesela dünkü maça bakıyoruz. Zaman zaman hakikaten vitesi böyle birkaç dakika arttırıp ama tabii Vişçe'ye de ayrı bir parantez açmak lazım yani adama. Muazzam yani. Ya bir anda koparıyorlar, sonra idare ediyorlar. Anlatabiliyor muyum? Yani tika taka'nın farklı bir şeyini izliyoruz orada. Yani hocanın biraz o konuda eleştirisi var bence. Öyle hissediyorum ben. Yani bu takımın potansiyelinin izlenilebilirlik açısından çok daha fazla bir enerjiye sahip oldu ama bunun sahaya hani şampiyonluğa kenetlenmenin belki kazanmaya odaklanmanın hani şu maçı kazanalım bitirelim'e
Kolay da bir iş değil tabii canım şampiyon olmak. Yani hangi ligde olursan ol ama hani sanki o takımdan daha fazla bir şeyler bekleniyor gibi geliyor bana. Hani futbol olarak. Evet. Dün mesela iki maçı koy yan yana. Birinde yani biz... Ama Galatasaray'ın yani şunu söylemek bence doğru olmaz. Galatasaray Erzurumspor karşısında Medipol Başakşehir'in Malatya'ya karşı oynadığından daha iyi oynadı dersek bence... Yo ben öyle bir şey demedim. Tamam. Öyle bir benim demek istediğim yani orada eminsin kazanacağından. O yüzden şampiyonluk şansını çok fazla göremiyoruz Galatasaray'ın. Anlatabiliyor muyum? Mesela Başakşehir'in 1-2 maçı hariç gitti geldili maçı olmadı ki. İşte olmuyor bir Erzurum zaten. Maçı oldu hani ya en son aklımda kalan kaybetmeye yakın. Onda da gitti geldi olmuyor ki. Yani bir anda... Kötü oynadı Medipol Başakşehir. Evet kötü oynadı. Hiç pozisyon üretemedi. Yani bir tane gol yedi. Kaybetme... Yani Medipol Başakşehir'in kalesinde 4 pozisyon, 5 pozisyon, 6 i̇şte... pozisyon, orta sahalar böyle şey gibi geçiliyor. Rakipler hiç onu görmüyor. Evet. Zaten biraz da bizi bunu söylemeye iten de bu oluyor. Dün bir ara Malatya maçında bir orta saha koptu. İki tarafta da koptu. Tamam. Hatırlıyor musun? Tamam da. Galatasaray'ın orta Emre'nin sahası ağır yorulması dolayısıyla Galatasaray'ın orta sahası 90 dakikanın 45 dakikası kopukken orada bir 15 dakika ya, kopuyor yani. Şimdi tabii ki takım i̇şte yapıları açısından ama hangisi daha takım dün, dersen evet işte onu yani diyorum yani. %100. Dün yalnız birazcık iki deplasman arasında da fark vardı yani. Hani biri 16'da çok iyi bir zeminde çok soğuk olmayan evet, bir havada 2300 metre rakımda oynanmadı yani. Hani Türkiye'nin en zor deplasmanı bence Erzurum'a. Fiziksel Türkiye'nin La Paz'ı. Yani işte Türkiye'nin en yüksek Arjantin'e bile altı aslında. Yani rakımı en yüksek yerleşkesi Erzurum. Bilmiyorum başka bir şehrimiz var mı? Yerleşke evet. olarak yani il ortalaması olarak yükseklik olarak söylemiyorum. Yerleşke 2300 dün baktık çünkü Rıdvan abiyle 2360 metre. Şehir 2360 metre. Evet şehir. Yani şimdi en zor deplasmanı hani onu da o hakkı da teslim etmek. Ya eksi 5 ne bir rapor alıyordu dün Numan'dan. Saat 4 itibariyle ısı 6 itibariyle ha, ısı gide eksi 7 yani. 8 9 hani, öyle gitti yani. Soğukta oynanmasın diye Galatasaray'ın şeyi vardı o yüzden merak ettik biz. Evet. Saat 1.30'da saat 19 arasında gerçekten biliyorduk ciddi bir ısı farkı olacağını elbette. Yani güneş batıyor bir kere her şeyden önce ama ne ya bunu somut olarak nasıl ifade edebiliriz diye merak ettik. Tabii şu soru da çok geliyor bu arada. Yani mesela Ercan Sarı Başakşehir şampiyon olamayacak demiş. Soru mu? Yok. Şampiyon olamayacak yorum olan tek takım varsa şampiyon olamayacak olan Liverpool. Eyvah! Abi dur. Ne yaptın? Ya ne yaptın emek? Ya program bitecek seni yüzünden. Bir dakika. Ya Manchester Liverpool kadar ben, loser takım görmedim ben. Daha dur bakalım ya. Ne? Evet. Şampiyonlar Ligi'ni 5 kere kazanmış. Fi tarihi. Fi mi? Premier Lig. Peki Premier Lig'de en fazla şampiyonluğu Manchester olan United. İkinci takım hangisi? Premier Lig'de ikinci Division 1'da Division 1 demek istediniz herhalde. Eyvah. Division 1'da en fazla. Evet. Hayır zaten Premier Lig'de şampiyonluğun yok ki abi. Tamam işte Division 1'da en fazla. Şimdi öyle. Hayır ama baktığınız zaman. Huzur değil tabii ki. Çok. Abi dün 3 tane karşı karşıya kaçırdı ya. Çok kritik ama. Arap. 3 tane sol ayağına da geldi. Bizim Mısırlı. Beni tahrik ediyorlar ya. Büyük maçlardaki Mısırlı rakamlarını kardeşim, gördün mü bu sezon? Mısırlı kardeşim ya, olmasaydı canım puanları benim. Toplayamazdınız. Hayır, hayır, öyle değil. Bu sene çok tutuk maalesef. Bu sene geçen sene. Bizi çok hayal kırıklığına uğrattı. Ama geçen seneki yani. Biraz bence zaten ekstraydı. Yani onu kabul evet. etmek lazım. Hani zaten onu ama her sene bu kadar yaparsa, da kötü olamaz yani. Ona yani her tek sene... sezonluk bir futbolcu değil tabii değil. Kesinlikle. Hayır, ama hayır. Geçen sezon Messi ayarındaydı. Ben Messi onu diyecektim. Geçen senekini devam ettirebilseydi Salah o şu zaman zaten onu Messi olmuştu. Ve Ronaldo seviyesine koyardık. Onlarla kıyaslamaya başladık. Ama tamam da dünkü maçta yani karşı karşıya 3 tane akıl almaz pozisyon. Hani bununla açıklanamaz. Bu söylediğinin çok ötesinde bir şey yani. Bu şampiyonluk stresini bence en fazla yaşayan adam Liverpool'da Salah. Olabilir. Kaldıramadı o. Ama bak şimdi böyle konuşuyor tamam mı? Evet. Ama hemen hesaplar yapıyor. İki hafta sonra diyor. Hayır iki hafta o maç pardon orada ne bir zaman? Düzeltme yapayım ben. Dün ne akşam öyle konuştuk ya. Hayır hayır. Şimdi FA Cup'ta da yoluna devam ettiği için City aslında iki hafta sonra olması gereken Manchester derbisi yani. Nisan'da. Tamam. Ama orada da City'nin acayip bir maç programı var. Hatırla Premier Lig'in ilk yıllarında Liverpool öyle bir şampiyonluk verdi. Hatırlıyor musun böyle... 10 günde 4 maçı oynadı. Premier Lig ilk yıllarında. 90'ların başından bahsediyoruz. İşte
Arsenal'a kaybettiğimiz evet, evet. Arda arda evet, gelen evet. maçlar en sonunda Arsenal'a da yenilerek gitmişti hatırla. Kaybettim yani işte o City'ye öyle bir program geliyor şimdi. Hem Şampiyonlar Ligi'nde gitti, hem Lig Kupası'nda şampiyon oldu, sonuna kadar gitti, hem FA Cup'ta sonuna gidiyor. Onların da öyle sıkıntılı bir dönemi olacak. Dediği yaptığım hesaplar o hesaplar benim yani. Biz daha değil. Evet. United son sözü söylemeden evet United son sözü söylemeden Ole Gunnar son sözü bu söyler. İş bitmez. Şunu soruyorlar. Arda'nın penaltısı. Ne diyorsunuz hemen tekrar? Ya ben Nebil'den aldığım bilgilerle yorum yapacağım. Çünkü o sırada makyaj oluyordum. Habere çıkacaktım. Sonra hiç seyretmedin mi abi? Bir dakika işi. Hayır sonra seyretmedim. Hayır sana yorumla. Yarım gözle gördüm. Birbirine takılıyor gibi geldi iki oyuncu bana. Sonra Nebil'e sorduğum için bence onun yorumlaması, onun değerlendirmesi daha doğru olur. Bence yani penaltı ben değil. Kulaktan ama dolma oluyor söylendiği yani. Kadar da böyle efendim böyle yani sanki Bein Sports'taki yorumcu arkadaşlarımız da abilerimizi de seyrettim. Bölündüler onlar mesela. Onlar bölündü mü? Bölündü. Yok ya kimse bölünmedi. 2-2 bölündü. Kim bölündü? Penaltı diyen oldu mu ya orada? Evet Mustafa Doğan penaltı dedi. Başka? Metin abi mi arada kaldı. Yani bölündü ya, neyse, ya teker teker ismen değil bölündü. Tamam. Yani demek ki orada senelerce futbol oynamış, sportif direktörlük yapmış, teknik direktörlük yapmış. Gültekin Onay 30 seneden beri bu işin içinde. Bölündüğüne göre böyle şey yapmaya gerek yok. Hakemin üzerine böyle çullanmaya gerek yok diye yok, düşünüyorum. Bence de penaltı değil ama. Ben çullanalım demiyorum. Yok hayır insanlar sosyal medyaya baktım da bir de insanlarda şöyle bir refleks var. Hı-hı. Baştan beri. Olsa da olmasa da işte Medipol Başakşehir kullanıyor da kullanıyor. İnanıyor da. Musun? Sen İnanmıyorum ben işte sen ona. Sen inanıyor musun? Ben de inanmıyorum. Şu farkı var. Büyüklerden daha zayıf durumda değil yalnız. Hani onu da ortaya koyalım. Evet güzel. Ben demek istiyorum. Yani Medipol Başakşehir çıkıp farklı lobisi diyelim. İşte taraftar baskısı dışında. Evet taraftar ya bizi bu büyükler eziyor falan diyemez yani. O da artık ayıp olur yani. Ama ben de kullandığını, itildiğini falan düşünüyorum. Ya Fenerbahçe bozuldu ya. Bozuldu. Küme düşme hattının biraz üstünde. Beşiktaş dağıldı. Hayır Fenerbahçe maçında Başakşehir'in ligin en kritik maçı da gol yemiyorum ya. Galatasaray işte en fazla canı yananlardan. Galatasaray 2 deplasman üst üste kazanamamış. Yani bunları da görmek lazım. Medipol Başakşehir 8 puanlık farkı tek başına yaratmadı. Rakipleri de olumsuz bir performans sergiledikleri için bu duruma geldi. İstiyorlar yani. Abi. Galatasaraylar da istiyor. Bizde bu Galatasaray da değil. Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon. Yani kendisi şampiyon olamayacaksa eğer şunu söylemek istiyor. Yani rakibimiz hakem desteğiyle oldu. Rakibimiz ama yıllarca böyle derdi zaten. O işte zaten. Şu yani. Anda da ortada Fenerbahçe, Galatasaray. Ya Medipol Başakşehir'in Fenerbahçe olsaydı zaten aynı ya da şey Beşik, merkez hakem kurulu zaten Fenerbahçeli. Yani evet, hep evet. Bu yani bizim futbol atmosferimiz hep bunun üzerine dönüyor. Çok da hatalı görmüyorum çünkü maalesef bak biraz sonra Fenerbahçe maçını konuşacağız. Orada da bu konuyla bağlantılı bir durum var. Ya kuralı gösteriyorsun insanlara. Kural böyle diyor diyorsun. Kural öyle olmasına rağmen onun üzerinden ki bunu ben mesela sosyal medyada 3 sene önce bu konuyla alakalı benim de dilim yandı diyeyim. Yani sosyal medyadan çok fazla bir şey olmaz da hani sosyal medya linci var ya. Sovun hani Antalya'da attı Röveşata golü var. Cüneyt Çakır iptal etti. Çiko'nun kafasına geliyor ayağı Sovun. Ha evet. Ya kuralı koydum Twitter'dan yorumsuz diye. Kuralı okuyup Fener düşmanı oldun değil mi? Fener düşmanı oldum. Kuralı ya, koydum. Boşver. Şimdi de Fenerbahçe kural burada kardeşim diye şey yapıyor Fenerbahçeliler. O zaman kural daha önce bütün goller veriliyordu böyle kural tanınmıyordu diyor. Şimdi de kurala Ya boşver. Onu boşver tam ya. Tam şey. Neden? Vakit çünkü kaybediyoruz yani. Şundan. Yani çünkü herkes biliyor ki birisi bir başkan bir derbi öncesinde konuşursa hakemin baskı altına alırsa bundan nemalanacak, bundan faydalanacak. Bu sene de çok gördük örneğini yani. Ya, evet evet. Tabii. Çok net gördük ama ya. Tavır bu zaten. Bu yüzden yapılıyor abi zaten. Bu yüzden. Sebebi onun için de taraftarları da anlıyorum. Türkiye'deki futbol atmosferi maalesef böyle şey çatlaklı, yaralı bereli, dikiş tutmaz. Nasıl diyeyim? Kuralların işine geldiği zaman uygulandı, işine gelmediği zaman teamüllerin es geçildi. İşte ne bileyim maç saatlerinin özenle seçilmediği bilmiyorum işte ya. Böyle penaltı. Onun için de lobicilik, taraftar baskısı, hakem etki altına almak, kurullara yüklenmek, sesini çok çıkartıp bağırmak işe yarıyor. Bunun için de kulüpler bunu kullanıyor. Penaltıya geri dönecek olursa dönelim. Ben teması bulamadım. Ayağa baktım, sanki arkadaş şu baldırına geliyor gibi be Nebil. Nereden geliyor? Aslında öyle gözüküyor. He? Hakemin bakış açısı. Evet, tamam. Evet. Aynen bana da öyle ama geldi. Yani, ne bileyim, ya yani. Ha, ama ben o bulamadım. Teması bak penaltı ben
şey var, bariz bir böyle ortak topu hareketle bir çarpışma var. Ya ama Arda'nın vücudunun bence hiçbir değil, yeri penaltı değil. Hiçbir yerinde bir çarpışmaya ait bir yalpalama, vücudun esne, hiçbir şey yok yahu. Onu göremiyorum ben bir türlü. Ben de evet aynı şüphelendiğim şey o. Şeyin sol ayağı gibi. Arda'nın sağ arka ayağın arkası geliyor mu gelmiyor mu? Şüphelenilen şey bu. Fırat Aydınus'un da açısı hem de o. Evet. Hakikaten denildiği gibi. Aynen. Bu arada ben hani Fırat Aydınus niye penaltıyı verdi noktasında değilim. Ya bu penaltı nasıl veriliyor? Totalinde var da var, o da var. Yo, ama orada da Arda'nın sağ ayağına böyle hiçbir, yani mesela Galatasaray Trabzon maçında Markao'nun net bastığı, hakemin VAR'a gidip vermediği ve kıyametin koptuğu maç pozisyon var ya. Evet. Orada kimdi ya pozisyondaki isim Trabzonsporlu? Ekuban. Heh, Ekuban'ın ayağının böyle gittiğini görüyorsun Markao'ya bastıktan sonra. Ama Arda'nın ben sağ bacağının nereye gittiğini, nerede, hiçbir şey görmüyorum yani. O yüzden bence penaltı değil. Bence de değil. Hani verdiyse ona verdi diye şey yapıyorum. Sanki sıyırıyor gibi. Yani ne diyeyim işte buradan tamam, böyle olsun işte. Evet, noktalayalım. Yani, evet evet, yok yani. Bunun üstüne biraz önce yükseldi mi? Kompetitörleri üretecek terledim halimiz yok. Bizim işimiz o değil. Hiçbir zaman da olmadı zaten yani. Netice itibariyle. Evet, Fenerbahçe'ye geçelim mi, Fenerbahçe maçına? Geçelim. Bir Cagne ile ilgili soru var. Evet ya, çok yanıktı beni. Seyit Aksu. Ya hala Galatasaray forvetsiz oynuyor bu arada. Motivasyon sorunu mu var yoksa büyük takım baskısını kaldıramıyor mu, yorumlar mısınız? Ahmet Dönmez'in de bir problemi var. Nerede yanlış yapıyoruz hücumda? Sorun Cagne'de mi, takımda mı? Gibi bir soru var. Evet. Bence hücumu en çok etkileyen, dün ben programda da ifade ettim, iki bekin olmaması. Bence Mariano ve Nagatomo ile Galatasaray'ın hücumu başka oluyor. Yani onlar olunca o kanatlardaki üçgenler daha çok çalışıyor, daha çok ceza sahasına orta geliyor, daha çok çizgiye iniliyor. Yani çekiyorlar, veriyor. Ayaklarına çok hakimler ikisi de. Yani şimdi o kazanmak isteyen takım için büyük kayıp. Yani savunmak isteyen takım için buna ihtiyacın olmayabilir. Ama kazanmak isteyen takım için, yani hücumun en büyük eksikliği orada başlıyor bence. Cagney'e gelince, yani bu konuda ben de emek gibi yanılanlardan biriyim. Sen isabet edenlerden birisin. Daha, ama daha var ya, bakalım. Hayır, birazcık şimdilik daha, evet, beklemek lazım. Şimdilik hayır, hakikaten hiç katkı yok. Hatta Mitroğlu çok ağır, çok kıpırtısız. Ama mesela iki tane hareket işte, bir gol. O goldeki. Bir de dünkü asist. Yani dünkü asist, hani biraz basayım topa falan dese pozisyon gol bitti. Pozisyon bitti. Yani orada bir klas görüyorsun. Tabii tabii. Anlatabiliyor kesin muyum? Daha Cagne onu göstermedi. Yani iki klas hareket yaptı, 4 puan. O Akhisar maçında attığı gol de çok basit. Tabii bir değil, gol değil. Yani sağda boş kaleye vurdu diyor. O yani anlık tercihler bunlar. Yani iki tane klas hareketi var şu ana kadar, başka hiçbir numarası yok diyelim. Yani bir iki tane kaçırdı, 4 puan getirdi. Şimdi Cagne'de o da yok şu anda. Zaten hocanın yine dünkü açıklamasına dönersek hatırlayacaksın. Oyuna aldıklarımızdan bazıları beklentilerimizden evet, çok uzaktı gibi şimdi bir şey söylüyor. 3 kişi girdi. Lines girdi. Bence oyunu birazcık bence hareketlendirdi ve oradan gelme. Evet. Olarak. Bravo. Ki sakatlıktan dönmesine rağmen. Sonra kim girdi? Emre en son girdi. O da girdi. Fena değildi. O da elinden geleni. Ha, yani. Ne yaptı Emre ya? Bütün topları rakibe ver. Çok iyi. Son, bence son bölümde. Birinci hedef Cagne değil. Birinci hedef Emre. Emre mi diyorsun? Bence Emre'yi öyle hocanın harcayacağını düşünmüyorum böyle bir mesajda. Emre 4-5 aylık sakatlıktan çıkmış. Evet. Yeni ama ritim kazanıyor Cagne. Diyor ya, tamam adaptasyon falan diyor. 3 yozuşa %30 ihtimal var ya da %100 de olabilir tabii. Üçüne de yok, %50 bence. Çünkü bazıları dedi. Ha, hepsi değil. Ben Lines'i o zaman ya %30 ya %60 Lines diyorsun yani. Bence. Hayır, Lines'i şey onun için ya Cagne ya Emre ya da ikisi birden. Ya şu bekler konusunda bir not aldım da şimdi eskiden... Ya ne olur unutma, özür dilerim. Yok yazdım zaten, unutacağım diye. Yani, unutmayacağım. Normalde çok adetimiz değil yok ama hala neden Başakşehir maçlarındaki tartışmalı pozisyonlarda bizim işimiz bu değil diyorsunuz da Galatasaray-Trabzon maçındaki Markov'un yaptığı fakat verilmeyen penaltıyı 15 dakika konuştunuz demiş Enis Özkan. Bizim işimiz komple teorileriyle değil dedim. Yoksa az önce hepimiz penaltı olduğunu lütfen doğru, daha dikkatli dinlerseniz mutlu oluruz. Evet. Şimdi bu bekler konusu son derece önemli. Ya, mesela... Ne oldu ya? Ben yok ya, bir an öyle bir şey. Ne bileyim bir an. Bekler şey bakın, bekler. Bekler çok önemli. Bekler beklemez. Beklere dönelim. Ya mesela şöyle, bizim çocukluğumuzda ya da gençliğimizde. Sen niye terledin demek? Heyecanlandın. Ve biraz önce yükseldim ya. Sinirlendiğim zaman tansiyonum yükseldi. Ben değil mi?
işte. Ya eskiden mesela en yeteneksizimiz ne olurdu mahalle futbolunda? Geç defansı. Ve büyük i̇şte sahada oynarken de ya defansı göbeğine de konulmaz. Sağ bek, sol bek, tehlike bölgesinde. Ama ben seni oradan alıp ön libero yaptım. Sağ ol abi, Allah razı olsun. Bunu hatırlatmak istiyorum yani. Ya şimdi ise öyle bir duruma geldi ki bek konusu. Yani mesela işte 5 sene önce Fenerbahçe'nin şampiyonluğunda beklerin etkisi. Tabii. Caner Gökhan. Şimdi Fenerbahçe'nin daha yakına gelecek olursak çıkışında görece olarak Isla, Dirar olduğu zaman yani o bek pozisyondan aldığı katkılar. Evet. Şimdi Galatasaray'da olmadığında da ne Hasan olduğunu Ali. Görüyoruz. Hasan Ali önemli. Yani bu bek mevzu aslında sandığımızdan da çok daha önemli bir bence konu haline geldi. Futbolun... Tottenham mesela dün o şey yapıyorum. Tottenham'ın bu yalpalayan, istikrarsız performansıyla alakalı. Ya, daha önce diyor Walker'la Rose oynuyordu diyor. Şimdi Trippier'i ben de beğeniyorum ama şimdi seviye farkı vardı. Yani Tottenham'ın oyunun boyutu daraldı. Galatasaray'da Nagatomo'yla diğer kanat beki Mariano olmadığı zaman zaten Mariano çok özel bir sağbek oyuncusu. Yani bazı takımlarda 10 numara oynar bak. Kendine ait bir organizatör orası. Evet. Ya o seviye ayrı bir seviyede olmayınca bu duruma düşüyor ki yine bunu Beşiktaş üzerinden de yani beklerin iyi olması çünkü o öndeki adamlar içeriye girdiğinde önlerini açtığın zaman savunması çok zor oluyor şeyler için. Yetenekli defans, olanların. Yetenekli işte. Olan tabii. Yetenekli olmayan tempolular bile çok problem yaşatıyor. İsa yetenekli mi? Değil. Çok yetenekli değil. Yeteneksiz de değil ama. Tabii ki onu değil. Ama Mariano'yla... Mesela Lines de o etkiyi Mariano kadar olmasa da yapıyor. Tempoyla yapıyor. Ya Mariano'nun özelliği böyle de gidiyor. Alıp basıyor, bu tarafa da giriyor. Önüne de gönderiyor. Ya işte geçen sezon şampiyonluğu kazandıran adam Mariano. Ya Başakşehir'e attığı golü atıyorsa durup dururken ya. Ya onun onu için onu diyorum tamam ben peki. Gidiyorum. Diyorum. Ben bütün zaten 20 seneden beri bunu demek için buradaydım. Bu dedim, anı bekledim hep yani. Bekledim. Galatasaray'ın bekledim. Bir de Fenerbahçe maçındaki ne oldu ya bir anda? Gerçi gerek yok pozisyon tartışmaya ya. Ne? Hangisi? Neyi tartışmaya? Ya şu tartışalım mı o offside'ı bilmem neydi onu konuştuk gerçi. Valla orada konuştuk. Orada ben bir tek Nebil'le konuştuk program dışında. Ve Tottenham şey Arsenal bence maçında bence çok yanlış farklı örnek. Mı? Öyle mi? Çok yanlış örnek. Orada maçın hakemi Anthony Taylor soruyorum size. Var yok biliyorsun. Yok tabii. Anthony Taylor böyle bakıyor. Yardımcı da bakıyor. Top oraya gelirken kaldırdı. Penaltı mı verecekti? Soruyorum. Ya offside ne oldu? Mi verecekti? Penaltı mı verecekti? Anthony Taylor var bence yok. Bence bayrağı kaldırdı. Bayrağı, şimdi, bayrağı o anda kaldırmıyor biliyorsun. Bekliyor hani bekliyor. Top oraya Vardan geliyor. Vardan hayır Premier Lig'de de yapıyorlar. Hani pozisyonu çünkü ölecek kimi, mi? Kafayı biri vurdu gitti. O anlamda görmek istiyor. Görmek istiyor. Kaldırdı, çekti bayrağı. Bir kere ben İngiliz yorumcuların neredeyse yarısını okudum evet, dinledim. Hepsi bu offside nasıl atlanır diyor. Öyle onu, mi? Onu tartışmıyor. Çünkü onlar da var olmadığı için hani offside'i görmedi sonra penaltı oldu diyorlar. Evet. Anlatabiliyor offside muyum? Offside görmek değil ki Anthony abi. Taylor orada hayır şimdi aynı örnek olmadığını söylüyorum zaten evet, ben. Evet pozisyon aynı değil kesinlikle aynı. Aynı değil onu demek istiyorum. Yani Harry Kane'le. Harry Kane kafayı vuracak golü atacak. Birbirinden çok bambaşka iki pozisyon. Aynı örnek değil. Bir kere var yani hoca da dedi ya bir kere var farkı var. Yani bak, ikincisi bunu... soruyorum ya Anthony Taylor penaltı mı verirdi offside mı verirdi kaldırsaydı offside verirdi ha offside verirdi vay onunla o örneği göstermeyin yani onu demek istiyorum hemen ben. İzleyicimiz kurala zaten artık ezberledik de evet. Oktay Gencer halihazırda topla oynayan ve oynamaya teşebbüs eden veya rakibiyle top için mücadele eden offside pozisyondaki bir oyuncuya bir ihlal yapıldığında Serdar Aziz'i tarif ediyor ama ne diyor burada? Topla oynayan ve oynamaya teşebbüs eden veya rakibiyle top için mücadele eden offside pozisyondaki bir oyuncuya ihlal yapıldığında. Serdar Aziz bu tanıma giriyor mu sence? Top için mücadele ediyor mu? Soru bu. Nereye teşebbüs ediyor? Kaleye doğru. Bu maçta peki o teşebbüsü yapıp gol attı mı? Hayır bir dakika. Dur burası eksik. Ya zaten. Eksik. Düzelteceğim şimdi. Peki. Siz devam edin tartışmaya. Kural olmadan nasıl tartışacağız diyorsunuz? Ya bu okuyarak da ben bunu defalarca okudum. O kadar karışık. Ben teşebbüsü nereye? Yani topla, top 30 metre uzaktayken teşebbüs sayılıyor topla mu? Topla oynama teşebbüsüyle topa doğru hareket eden offside pozisyonundaki oyuncuya topla oynamadan veya teşebbüs etmeden veya rakibiyle top için mücadele etmeden önce faul yapılırsa
offside ihlali gerçekleşmeden önce olduğu için faulle cezalandırılır. Bir daha. Tanımı uyuyor gibi. O kadar karışık. Topla oynamaya teşebbüsle topa doğru hareket eden offside pozisyondaki oyuncu. Kim bu? Serdar Aziz. Topa doğru hareket eden. Tamam. Ertaş diyor ki. Bir dakika. Devam edelim. Adım adım. Dur işte orada mesela diyorlar ki top 30 metrede daha teşebbüs yok diyorlar. Evet. Ben de bunun bir teşebbüs olduğu kanaatindeyim. Ama bir dakika yani. Diyor ki kuralda offside topa doğru bak topla oynama teşebbüsüyle topa doğru hareket eden offside pozisyonundaki oyuncu diyor zaten. Yani Serdar'ın tamam. O hareketini öne doğru gitmesini zaten teşebbüs. Orada legalleştiriyor. Yani bu hareket üzerine sen offside kanaatine var mı diyor. Bir daha okuyayım mı? Topla oynama teşebbüsüyle topa doğru hareket eden offside pozisyonundaki oyuncuya. Tamam. Sen ikinci kısmı okudun. Devam ediyor. Şey tamam. Burası birinci tamam. Kısım. Yani Serdar'ın hareketlenmiş. Topla oynamadan devam et. Devam edeceğim abi. Serdar'ın hareketlenmiş olması tamam, onun offside olduğunu okay. Söylemiyor. Sen şimdi ikinci devam kısmı ediyor. Oku. Esas orada benim topla itirazım. Oynamadan veya teşebbüs etmeden veya rakibiyle top için mücadele etmeden önce faul yapılırsa. Yani bu eylemlerden tamam. Önce faal tamam, yapılırsa o eylemlerden faal biri olmadı mı? Şimdi bunu tartışabiliriz ha, işte. Bence ha. Tartışılacak. Kuralın hatta şimdi pozisyonun kimisi, değil kuralın tartışılacak şimdi, noktası. Kural onu ayrıca tartışırız. Kimisi diyor ki Serdar koşusunu yaptı. Topu beklerken daha zıplamadan önce el geliyor. O yüzden buradaki tanıma uyuyor. Penaltıdır diyor. Kimisi de diyor ki Serdar tam zıplamak üzere hareketlenmiş de ondan sonra el geldi diyor. O yüzden de burada topla oynama, top için mücadele teşebbüs başlamıştır diyor. Tartışacağımız şey bu. Bir şey soracağım. Başladı mı başlamadı mı Serdar'ın eylemi? Başladıysa başka bir karar, başlamadıysa başka karar. Çok da önemli değil bence yani bu arada. Yani peki bu arada offside top. Mi? Pozisyon offside. Net. Hayır o çizgi offside, falan çekiyor. Offside. Belli zaten. Tamam. Gözle de görülüyor. Çizgisiz de görülüyor. Değil Ayrıca mi? Zaten çekmede gerek duymadılar. Dediler ki benim anladığım. Serdar Aziz offside'da. Sen bir bak bu tanımın neresinde Serdar? Evet ona baktılar. Ona baktılar çünkü aynı. Hiç offside kamerasından hakem, VAR hekeminin tekrar görüntülerinde yani, o yoktu. Serdar'ın hareketi başladı mı başlamadı mı ona tamam, baktılar. Şöyle, ya, yok hayır önemli değil. Çok çünkü yine çözümsüzlüğe giden, yine farazi bir şey söyleyeceğim için çok da aslında niyetli değilim ama içimde kalsın istemiyorum. Ya belirli bir seviyede geliyor top değil mi? Serdar'la iki diğer oyuncu kimdi? Elini şey yapan çok önemli değil. Evet. Rize Sporlu oyuncu. Serdar'a Sadane. Gelmeden önce birisi yükseldi topa kafayı vurdu. O oraya gelmeden önce. Evet. Ne oldu? Penaltı. Penaltı oldu. Onun için şey sonuçlanmasın beklemesi lazım zaten. Onun için de top oyunda. Yani? Penaltı. Penaltı. Düt penaltı. Bir dakika şey diyeceğim ama. Ben yine bu teşebbüs konusunu tam... Ya hayır o ama evet. O temasla... Sadani'nin yaptığı hareket penaltı. Biz... Tabii harekettir onu, penaltı. Mı? Önce biz zamanlamayı mı, konuşuyoruz. Offside evet. Mı penaltı mı onu konuşuyoruz. Evet. Burada aynı. Yani o teşebbüs konusu biraz açık ucu bana öyle geliyor. Yani. Evet yani aynen. Yani şimdi teşebbüs etmiyor mu toplu oynamaya? Mesela benzetme yapıyorlar ya Harry Kane'i. Harry Kane vuracak kafayı gol olacak. Tabii ya. Canım. Zaten top Serdar'la Sadani'nin üzerine düştü. Top oraya geldi. Biri kafayı ama vurdu. Ondan önce aralarına geldi. Hayır. Ondan önce top direkt vurdu. Oraya geldi. Hayır, başkası kafayı vuruyor bu arada. Top onlara gelmiyor tabii, ki. Tabii doğru. Hayır tamam da oraya düşüyor yani. Asıl senin de yani. Benim demek istediğim şu. Serdar'ın hareketlendiği yer aktif. Yani topun düşeceği nokta. Abi, bence, o da var. Bence bu kuralın ben bunu daha şimdi bu pozisyon üzerinden söylemiyorum. Yıllardır söylediğim için bu kuralın şöyle değişmesi lazım. Ben bir savunma oyuncusu olarak aksiyonumu hücum oyuncusuna göre alıyorum. Ve o hücum oyuncusu ona doğru top atılıyorsa ve offside'daysa artık pozisyonun offside olması lazım. Yani mesela Beşiktaş'ın yediği gol Antalya'dan. Ya adam offside'daki adama pas atıyor. Hmm. Adrian onu kurtarayım diye çabalıyor böyle. Dur top şimdi. Offside'daki adama belki düşüyor gol şey alıyor. Offside ya Diego'nun Galatasaray'a attığı golü hatırlıyor musun? Diego'nun Galatasaray'a attığı golü. Evet. Ortalandı orta Robin van Persie offside pozisyondaki Robin van Persie top ortalandı. Heh, araya Muslera girdi. Bravo. O da offside olmadı. Ben gidiyorum. Bir dakika dur. Ben başka bir sorum var sana. Ne bileyim sana sordum bunu. Evet. Şimdi
Emre'ye soracağım. Hayda. Bak nasıl teknoloji. Bir dakika. Aa. Skor 1-0 tamam mı? Skoru boş ver. Skoru dakika 90. A takımı. Hayır yani ben senaryoyu yazıyorum. He, yani senaryo, dur bir kardeşim tamam. Ya. Dakika 90 artı. Hayır çünkü hakemler kararları skora göre vermemeli. Bak şimdi A takımı. B hayır ama senaryoyu açıklayabilmek için bu şart. Durum 1-0 B takımı önde. Dakika 96 ve var. Tamam mı bu maçta? Tamam. Var. B takımından bir arkadaş şurada Sota'ya yatmış tamam mı? Herkes kaleci de geldi. Korner atılıyor. Evet. Şuradan korner atılacak. Kaleci de dahil herkes burada. A takımından da bir tane iki numaralı oyuncumuz şurada bekliyor. Hani beraberlik var. Bir anda abi buradan top şuraya geliyor. Tamam mı? Evet. Vuruyorlar. B hareketleniyor. Yardımcı hakem görmüyor. Veya kaldırmıyor. Tamam mı? Yani bekliyor zaten topla buluşması. Bekliyor. Hayır, bir adım iki adım var. IQ testi yapar. Bir dakika hayır. Şurası 30 santim zaten. Evet. 40 santim falan. Tamam, yani öyle gayri ihtiyari. Bu da emin olamıyor yardımcı hakem de. Kaldırmıyor. B topa doğru gidiyor. Top burada. Vuracak boş kaleye koyacak. Evet. A bakıyor eyvah yiyeceğiz. Geliyor burada biçiyor herifi. Kırmızı kart mı offside mı? VAR'a bakıyorsun. Bu kurala göre offside. Kırmızı kart. Bu kurala göre kırmızı kart işte ama offside. Topa gidiyor abi adam işte. Daha ne olabilir teşebbüsü bana söyle. 30 metre ya olsun farkta. Fark da 30 metre olsun buraya. Ama disiplin ya, o türlü disiplin cezası değil. O dediği kırmızı kart. Yumruk atarsa Yugoslav faali yapıyor yani. O disiplin mı? Cezası Yugoslav faali gitti. Yugoslav faali evet o ayrı bir şey. Şimdi bu kurala göre dediği gibi ne bilin offside değil kırmızı çünkü kart. Çünkü bu kuralda topa hareketlenmesini çünkü böyle tanımlanmış. Topla oynama teşebbüsüyle topa doğru hareket eden offside pozisyonundaki oyuncuya topla oynamadan diye başlıyor. Evet. Demek ki topa doğru hareketlenmesini. Şimdi bu fair mi sence? Topa doğru hareketlenmesini. Başka sorum yok. Söz yani, ya zaten şöyle bir şey var. Futbol oyununda adalet aramak biraz anlamsız. İFAB şimdi bir sürü çalışıyor. Her ay toplanıyor. Hayır olmaz öyle. Değiştirdi bir sürü kuralı. Evet 6 ayda bir. İşte Aberdeen'deydi en son. Yine bir şeyler oldu. Ben o kuruda girmek istiyorum yani. Var mı bir şansım? Biz demin kolla çok zorladık ya, bir yer ama Galli, olmadı. Ya İrlandalı ya İngiliz. Adadan olman lazım. Tabii onlar buldu ya. Olmuyor. Tabii onlar buldu ya. İskoç. Eteğim var mı? Gel yarın başla. Bir şey İskoç eteğim varsa. Alırız o kolay. Kuralları hep değiştirmişler zaten. Çizgi falan çizdiler. Çizgi yoktu. Hayır futbol hani onlar yapıyor ya hep bu kuralları. Çizgi falan çizdiler. Yok ama kurulda bildiğim kadarıyla sadece onlar yok. Yani hakkında yemeyelim. Kelam bu offside. Önemli hakem hocaları da var. Eski uluslararası. Var tabii. Ama gene de o yani... Şey ekip ne kurul? Çekirdek ekip veyahut da nüveyi oluşturan ana kurul. Evet. Britain. Evet. Yani ilginç. Neyse yani bu kuralın gerçekten değişmesi lazım. Yoksa ben hakemin doğru karar verdiğini. Karar tabii hakem orada bu kural çerçevesinde daha doğru dedi, karar verdi. Hiç hakemin kimse o yüzden yok. Vay may falan diyemez ben, bence. Ben hakemin verdiği kural... Yanlış anlaşılmasın. Ben kuralı masaya yatıralım. Ben de kuralı tartışıyorum. Evet. Tabii. Ya işte örneğini yaşadık ya. O zaman da eleştirdik. Aynı şey. Beşiktaş'ın Antalya'dan yediği gol. Ya adam offside'a pas atıyor. Offside'deki adama top geçmesin diye savunma oyuncusu uğraşıyor. Ondan sekti diye gol olur böyle saçma şey ya. Adam offside'a pas atmış. Hani sağ tarafta alakasız bir yere pas atar da buradakine düşer top. Tamam ona bir şey demiyorum. Oraya doğru yönü burada adam offside'da Ahmet offside'da ben Ahmet'e pas atıyorum offside'da. Adriano'nun kafası. Offside'a pas atıyorum. Top Adriano'dan sekip gittiği için Ahmet offside olmuyor olur mu? Yani ben bu tarafa atarım. Ahmet burada offside'dadır. Oradan yönü seker. Yönü değişir tabii. Tamam ona bir şey demem. O bile tartışılabilir. Ama ona bir şey demem. Ama buraya atıyorum topu ve pardon senden git. Olur mu canım öyle şey? Evet. Ey İFAB filan. E tamam. Daha var mı? Daha ne olsun? Ben şimdi bu Liverpool şampiyon olamaz mı diyorsun? Hayır, bir dakika oraya gelmeden El Clasico'larla ilgili bir şey söyleyeceğim. El Clasico, efendim? Beşiktaş'la ilgili konuşacağımız aslında bence artık takımdan ziyade bir. Şenol Hoca daha kaç hafta görevde kalır? Ya evet, Şenol Hoca ile. İki, Beşiktaş'ta yeni teknik direktör kim olur? Bu şeyden inattan vazgeçsinler. Beşiktaş yönetimi de, Şenol Hoca da. Bak gerçekten şu aşamadan sonra...
medeni çerçeve içerisinde çok güzel günler geçirmişlerdir. Maddi çerçeve ne oldu? Maddi çerçevede artık biraz insanlar da feragat etsinler yani bazı şeylerden ya. Orada bence yani medeniyetten şey, çok maddiyat şu yani anda. Yani iki sene, muazzam iki senesi var Şenol Hoca'nın. Başarısız olarak değerlendirilebilecek. Yanlış anlaşılmasın bu arada. Yani... yani ve Beşiktaş her ne kadar Trabzonspor'un %100 efsanesi olsa da Beşiktaş stadında yıllarca fotoğrafı kalacak. Çok ay, önemli bir canım. Karakter haline gelmiştir. Şenol Güneş ya burada... Çünkü şunu hissediyoruz değil mi yavaş yavaş? Stada gidenler de söylüyor. Şenol Hoca'ya ne kadar büyük bir sevgi varken şimdi ya Şenol Hoca çünkü görüşmüş, tamam, anlaşmış. Mesela ne yapacak? Milli takım başına geçmiş. Şenol Hoca'yla görüşecek. Ya Şenol hocam Hoca'ya... işte sizi de bırakalım Mart'tan itibaren geçin takımınızın başına. Biz de Guti ile mi çalışacağız? Yardımcı takip. Yani sen Şenol Hoca vazgeçsin mi alacaklarından diyorsun. Bence çünkü Beşiktaş ya. Kulübü eğer öyle ya söylediğin hamleyi şeyde... yaparsa ona bir para ödemek zorunda kalacak. Kalan bence çok küçük bir hedef var. O hedef doğrultusunda yeni bir anlaşmayla bu kalan süre içerisinde yeni bir maddiyatın altına girmiş olacak. Artı bir de yani sezonu bitirmek istiyor bu yüzden. Yani ikiye katlamak yerine şu kalan maliyeti ya böyle geçirmek istiyor. Ya, hocaya parayı veriyorsun, ha, gelecek adama vereceksin. Gelecek adam işte sezon sonunda verirsin diye. Çünkü çok ufak bir hedef kaldı. O zaman ya. Yani gelecek adamdan veya Şenol Hoca'dan fedakarlık istiyorsun. Ne maddi olarak feda edeyim bir şey, ne manevi olarak feda edeyim. Hiçbir şey olmasına yine de ben böyle ikonik statümü koruyayım Beşiktaşların gözünde değil mi? Yeri geldiğinde profesyonel olayım. Onur Kıvrak mesela gitmiş UÇK'ya başvurmuş doğal olarak. Mesela tamam alacaklar. Sen doğal olarak diyorsun Şenol Hoca ama alacaklarından vazgeçsin. Ama o zaman ben benim bak bir futbol sever olarak bir yakından bir futbol sever olarak böyle romantik hikayeleri seviyorum ya. Birisi de çıksın desin ki feragat etsin ya. Yani olmaz ya o zaman. Yani şey da. Olmaz. Çünkü ne olacak? Ben var, bu sahneyi Roberto görmek Mancini istemiyorum. Var. Ben şunu görmek istemiyorum. Vallahi Vodafone var. Park'ta Şenol Güneş'in aleyhine ıslık duymak istemiyorum. Olacak ama bu. Olacak mı olmayacak mı? Bu ya böyle... belki stadın tamamı değil ama 3000 kişi, 5000 kişi, 7000 kişi, 10 bin... olacak mı olmayacak mı? Olacak abi. Heh, olacak bak koyu Beşiktaş. Olacak ben hissediyorum bunu. Bunu yaşaması yani. İşte daha mı değerli? Yani 500 bin eurodan Şenol Hoca'nın alkışlarla 40 bin kişinin alkışlarıyla o stattan çıkacağı 5 dakika mı daha değerli yoksa hayatının sonuna kadar cebine koyacağı yoksa zaten ben hayatımda göremeyeceğim bir para da 500 bin euro. Ya da bilmiyorum ne kadar abi sen... Ya bilmiyorum sen çok romantik ediyorsun. Hayır bir şey diyeceğim yani. Ama işte rahmetli Süleyman abiye de bağırdı onlar abi. Maalesef. Bir şey söyleyebilir miyim rahmetli? Sen, senin için rahatlatacak bir şey söyleyeceğim. Aynı şey değil. Ya zaten Şenol Hoca Mart ayındaki milli maçlarda milli takım başında olacağı için o sürece kadar da bu sorun çözülmüş olacak. Onu çözsünler diyorum ben de çözecek işte. Çözecek yavaş yavaş kamuoyu bak. Burada o kadar... Nasıl tarif edeyim bilemedim şu anda. Algı operasyonu değil o çünkü çirkin bir tanımlama. Beşiktaşlılar... Kamuoyu öyle hazırlandı ki bu aylardır. Evet. Şenol Hoca'nın senaryo takıma gidişi, Beşiktaş'ın Şenol Hoca'dan kopuşu. Bu aylardır yavaş yavaş, yavaş yavaş. Hayır öyle bir şey yok denile denile ama peki, da olabilir denile denile. Fenerbahçe maçı 3-0 bitseydi olacak mıydı bu hafta bu operasyon? Ya zaten her şey sonuçları endeksli abi. Doğru diyorsun. Soruyorum. Şey belki federasyon açıklamayacaktı endeksli. Bile bu hafta. Heh, evet. Tamam işte. Yakalamışken. Tam da ben de onu söylüyorum. Aynen delil destekliyorsun. Tabii ki. O yüzden bu dediklerin hepsi olacak. Rahat ol. Ben taraftar mahcup olsun istemiyorum. Hiçbir takım taraftar. Ben burada bana iyi bakılsın istiyorum. Alsın 100 doları. Bir beyaz peynir. Bir kalıp beyaz peynir. Kapet kağıdı. Bir de şarj aleti. Şarj. Zeyl. Şarj. Bir dakika şu El Clasico'larla bitirelim. Ya, dur bir dakika. Beşiktaş'a kim gelsin? Onu konuşmadık. Kim gelsin? Bak ben adayları konuşulan hani. Bu haber niteliği taşımıyor bu. Daha dedikodu BBC gossip gibi. Tamam mı? Sergen Yalçın. Guti ile devam. Lucescu çok kuvvetli. Oradan güldün ama çok Avcı. Kuvvetli. Abdullah Avcı daha önce gündeme geldi bir şey söylüyorum. Bilic eski hoca kötü de ayrılmadı falan. Kim? Tamer Tuna daha yeni yani yok ben Tamer Tuna'yı hiç bence bu isimlerin hepsinden farklı biri gelecek. Vay işte. Kim? Murat yani, Kosan. Hayır ben bunların hepsinde bir şey görüyorum. Engel veya bir sıkıntı hissediyorum yani. Hani sağ içi, sağ dışı anlatabiliyor muyum? Jorge Jesus o da yazıldı geçen gün. Ya, yani, i̇yi hocadır olur. Ha. Çok iyi olur. Çok iyi olur. Çok iyi hocadır. Çok iyi hocadır valla. Ya mesela gelmez de Monaco'ya dönmeseydi yine de gelmez de Leonardo Jardim. Gibi gibi çok kariyerli belki
denenebilir mi? Şimdi Zivart şeye geldi ya. Borussia Dortmund'da yardımcıydı. Yine bizim de belki öyle Almanya'dan genç teknik adamlar deneyebiliriz takımlarımız. Yok be ama. Olmaz değil mi? Olmaz hiç olmaz. Aman derken aman gelmesen. Ya Löw bile. Olmaz bu da olmaz. Galatasaray Kupası da final oynatmıştı. Şu adam hayatı küser. Löw bile geldiğinde stajyer evet stajyer Stuttgart'tan gelmiş. Ayıptır ya. Adam sandalet de giyip gelmiş bir de o kötü olduydu. İşte sandalet de. Sandaleti giymeye de takım elbisenin altına iyiydi. Evet. Ama modaymış. Peki El Clasico'lar? Çok büyük hayal kırıklığıydı ikincisi. Peki burada Ronaldo faktöründen... Yalnız ikincisinde şunu bak söylemek istediğim şu paylaşamadım kimseyle. 3-0 biten maç 4-0 Real Madrid'in üstünlüğüyle bitebilirdi ilk yarıdaki. Evet. İlk yarıda maçın yani sadece ilk yarısının özetine bak. 8 tane akıl almaz pozisyon var ve Benzema hakikaten adamı kanser eder yani öyle söyleyeyim. Yani böyle bir şey olamaz. Peki şöyle bir istatistik var Bülent Timurlenk paylaşmıştı. Messi öncesinde Santiago Bernabeu'da El Clasico'larda %19 kazanma oranına sahip var. Yani 5 maçtan birini kazanabiliyormuş deplasmanda. Messi öncesinde. Messi öncesinde. Messi ile %55 olmuş. Yani 2 maçtan birini kazanmaya başlamış. Santiago Bernabeu'da. Messi geldi. Ya bir de tarihte ilk defa 70 küsür sene sonra ilk defa öne geçiyor galibiyet sayısında 96'ya 95. Evet. Çok şey. Marka da acayip yani. Yani hem Messi etkisi hem Ronaldo'suzlukta. Tabi bu biraz Cruyff ardından o yavaş yavaş olgunlaşan total futbol ekolle alakalı. Değil mi? Yanlış mı düşünüyorum? Yani ya sadece Messi ile alakalı bir şey var ama. Yani zaten şampiyonluk sayılarına bakınca da Messi sonrası Barcelona'nın çok daha fazladır Real Madrid'e göre. Muhtemelen değil mi yani? Messi tabii ki. Tamam yani mesela David Beckham transfer oldu. Kaç senesinde transfer oldu? Son kontratının 5. sezonunda şampiyon olabilmişti. Şampiyonluk görebilmişti. Geçtiğimiz 5 sezonda yine bir şampiyonluğu var. Evet. Daha bile fazla. 8'de 2 olabilir yani şampiyonluk sayısı. Biz Zidane daha önce de Mourinho ile oldu değil mi? Yok Ancelotti. Ancelotti ile oldu. Yani çok az. Yani Real Madrid dediğin takım bunları kaldıracak bir takım değil. Net şekilde son 20 sene 15-20 seneyi zorlayan bir periyod şeye doğru gitti. Yani o ilk Pardon. Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları ayakta tuttu aslında. Evet. %100. Galacticos devrinde. Ya onun hafif bir örneği zaten Liverpool işte yani UEFA şampiyonluğu, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu. Onlar da tutuldu. FA Cup, Lig Kupası bilmem ne derken öyle. Şampiyonluk yok ama o kupalar var. Onlar ayakta tutuyor o tür durumlarda. Yani ama tabii Real Madrid'in ölçeğini 3 tane üst üste Şampiyonlar Ligi şampiyonluğundan bahsediyoruz. Var yani. Tabii canım inanılmaz bir şey. 2004, hani bunu 1960'larda yapmışlar. Evet, burada yapmak yani. Biraz daha farklı bir durum yani. 2004-2005'ten bu yana Barcelona'nın şampiyon olmadığı yıllardan yola çıkacağım. 2005, 2007'de olamamış, 2008'de olamamış. 2009, 2010, 2011, 2016'da, 2015, yok hep olmuş abi. Bak 18-17, 15-16, 16-17'de olamamış. Yani 15 yılda ya bir tane Valencia, bir tane Atletico, 2-3 tane Real Madrid var. Messi geldiğinden beri bütün 2-3 oradalar. Valencia en son ne zaman olmuştu? İşte o Canizares'li şey Angulo'lu, Barahalı, Albelda'lı. Rafa'nın takımı işte ya. Kili Gonzalez'li. Evet evet. 1-2-3-4. Yani ikinci maç çok büyük hayal kırıklığıydı Real Madrid olarak. Yani Real Madrid o kupadaki 3-0 kaybettiği maçta oynadığı oyunu gördükten sonra öyle bir şanssız mağlubiyetten sonra ben ligde herhalde bir tökezletecekler diye düşünüyordum Barcelona'yı. Hiç öyle olmadı. Yani. İspanyol basınının zaten hani Santiago Solari bu El Clasico yenilgilerine rağmen çok fazla eleştirilmiyor. Oyunu aldığı için özellikle 3-0'lık maçta. Yani 3-0'lık maçta da oyunu aldı diyorsun. 3-0 yenilmiş o da ayrı bir şey ya, tabii. Yani. Ama böyle bir maç. Böyle drama bir maç olamaz. Yani onun için yani çok fazla baskı yok. Hayır, El Clasico mesela şeyi hatırla. Ronaldinho'nun perişan ettiği 3-0'lık o. Öyle bir maç değil o. Onu söylemeye çalışıyorum. Yani ilk yarı 6 bastan Z sırasına falan attı. Yani öyle bir maç. Sonra 3 tane şey getirdi. Dembele. Suarez bitirdi. Bitti. Yani o çok dramatik bir maçtı. Bu sefer ayağa kalkarlar diye düşünüyordum. Ramos'un tokatları, tekmeleri dışında bir reaksiyon göremedim. Messi yani. Çıldırdı ya. İlk defa Messi'yi böyle gördüm. Evet. İlk defa birine uçtuğunu gördüm yani. Bir hakeme kırmızı kart gördü.
de şey yapmıştı Arjantin formasıyla. Hani küfür etti ya zaten. Birazcık zaten Arjantin'e tepkiydi takıma da. Bir de burada ama Ramos. Ramos duyguları bir de varmış yani, Messi'nin de. Messi'nin de duyguları varmış. Varmış. Bir şey söyleyebilir miyim? Lütfen. Ben çok acıktım. Evet hadi. Zaten evet, bir saatte evet, konuşuyoruz. Herkes. Arkadaşlar bir görüşmek saatte. Üzere. Var mı konuşmadığımız konu? Teşekkür ederiz. Biz Kenan Bey sonra onu konuşmadınız. He. Yok efendim o, ben duymadım. Vara niye gitmediniz falan. Öyle olmasın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Görüşürüz.